Yakın zaman diliminde Bakırköy Belediyesi olarak sizlerin de desteğiyle çok önemli çalışmalar yaptık. Az önce iki tanesinden bahsettim ama pandemi süreci ile birlikte Bakırköy Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalardan müsaadenizle bir kez daha kısaca belirtmek istiyorum. Mart 12 itibariyle pandemi sürecine dönük alınan önlemler çerçevesinde Bakırköy Belediyesi olarak biz de hep birlikte tüm siyasi partilerin de ortak katılımıyla kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan vefa grubuna Bakırköy Belediyesi olarak azami seviyede destek olma konusunda üstümüze düşen görevleri yerine getirdik. Özellikle 65 yaş üstü yurttaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerek Bakırköy Belediyesi gerek vefa grubu üstün gayret göstererek ilçemizde bulunan ki yaşlı nüfusu yoğun, ilçemizde bulunan 65 yaş üstü yurttaşlarımızın maaşını çekmekten evindeki gıda ihtiyacının karşılanmasına, evde sağlık hizmetlerinin verilmesinde, ihtiyaç dahilinde evinin temizlenmesine kadar her türlü katkıyı ve desteği hem merkezi hükümetin, hem yerel hükümet odaklarının, hem de belediyemizin üstün gayretiyle hep birlikte Bakırköy'de sorunları minimuma indirecek ölçüde başarılı bir çalışma yaptık. Bu arada pandemi vesilesiyle hayatını kaybeden yurttaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlığını kazanan yurttaşlarımıza şifa diliyorum. Hala hazırda sağlık sorunu yaşayan yurttaşlarımıza da acil şifa dileklerimi bu vesileyle de iletmek istiyorum. Bu süreçte değerli arkadaşlar, Bakırköy Belediyesi'nin gerek temizlik işleri, gerek fen işleri, gerek park bahçe, zabıta, sağlık vesaire tüm birimleriyle birlikte bu pandemi sürecini en üst seviyede atlatmak açısından yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap verecek ölçüde çalışmalarımızı yaptık. Hemen hemen her hafta büyük cadde ve bulvarların, meydanların ve sokak aralarının mekanik temizliğini gerçekleştirdik. Kamu binaları olmak üzere başta tüm hastaneleri ve ihtiyaç duyulan alanlarda ibadethanelerin, berberlerin, kuaförlerin, AVM'lerin her nerede ihtiyaç var ise dezenfeksiyonunu yapma konusunda gerekli hassasiyeti gösterdik ve bu çalışmaları hiç aksatmadık. Yine değerli meclis üyeleri, çok kıymetli basın mensupları, Bakırköy halkından ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımıza gerek nakdi gerek aynı yardımlarını hiç eksiltmeden zamanından önce de yurttaşlarımıza ulaştırarak destek verdik. Yaklaşık 1300 aileye düzenli olarak verdiğimiz aile sigortası kapsamındaki aynı ve nakdi yardımlarımızı daha Mart ayında 2 aylık peşin olmak üzere evlerine ulaştırdık. Tüm siyasi partilerin koli yardımları yapmak amacıyla seferber olduğu dönemde gerek siyasi partiler, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek bölgemizde hizmet eden meslek odaları olmak üzere Bakırköy Belediyesi'nin de öncülüğünde çok önemli hizmet ihtiyacı olan yurttaşlarımıza fedakar ve cömert Bakırköy halkının desteğini ulaştırdık. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemize gönderdiği yaklaşık 3000 koliyi ihtiyaç sahiplerine bizler de aracılık ederek ulaştırdık. Yine ayrıca belediyemizden ihtiyaç sahipleri yurttaşlarımıza her gün pandemi öncesinde de var olan hizmetlerimizin gereğince 3000 kap yemeği aş evimizde aksatmadan ulaştırmaya özen gösterdik. Bu anlamda çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz eğitim desteğini hiç aksatmadık. %10 zamlı olarak bu pandemi sürecinde yurttaşlarımıza, gençlerimize, öğrencilerimize ulaştırdık. Bu maksatla yine Bakırköy Devlet Hastanesi hemen pandemi sürecinin başında pandemi hastanesi olarak ilan edildiğinde orada bulunan sağlık çalışanları ki fedakarlığıyla
gece gündüz demeden çalışma gayretiyle, çocuğunu evini ihmal ederek hastalarına karşı almış oldukları sorumlulukla, bu sürecin yönetilmesinde üstün başarıları olan tüm sağlık emekçilerine biz de sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek açısından iki kız öğrenci misafirhanesini onların hizmetine açtık. Gerek kahvaltılarını gerek yemeklerini ihtiyaç dahilinde sunmaya özen gösterdik. Bunları yaparken beraberinde rutin belediyecilik hizmetlerini de hiç aksatmamaya gayret ettik. Bu vesileyle yeni parklar açtığımız gibi ilçemiz sınırlarında bulunan tüm parkların bakımını, onarımını, yenilenmesini yapmaya başladık. Devam ettiriyoruz. Önemli ölçüde de tamamladık. Yine Bakırköy'ümüzün geride kalan 25-30 yıldan beri bekleyen altyapı sorunlarına müdahil olduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin çalışmalarıyla birlikte Bakırköy Belediyesi Fen İşleri'nin de gayretiyle birçok sahada altyapı çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdik. Halen daha devam eden çalışmaları da sürdürülmekte, bu anlamda da takipçisi olmaya devam ediyoruz. Yine değerli arkadaşlarım, gerek eğitim alanında, gerek sağlık alanında verdiğimiz hizmetleri hiç aksatmadık. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'ni kapamak bir yana, Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi'nin hizmetlerini arttırarak sürdürdük. Gerek evde sağlık hizmetleri, gerek ilaç desteği, gerekse muayene hizmetlerini arttırarak devam ettik. Bu pandemi sürecinde sokak hayvanları mağdur olmasınlar, can dostlarımız kendilerini yalnız hissetmesinler diye Bakırköy Belediyesi olarak yine gerek mama desteği, gerek sterilizasyon, gerek aşılama çalışmalarını geçmişte olduğu gibi yine bu süreçte de aksatmaksızın sürdürdük. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle Bakırköy Belediyesi'nin 2019 yerel seçimlerinde seçmenlere koyduğu hedefler doğrultusunda Özgürlük Meydanı'nın yapılması, yaklaşık 55 bin metrekare alanda İstanbul'un en önemli kent meydanı olması konusunda yapılan çalışmalara İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerek üniversitelerin gerek meslek odalarının gayretiyle açılmış olan proje yarışması dahilinde meydanın yapılması konusunda hızlı adımlar attık. Bu ay itibariyle proje çalışması ve yarışması sonuçlanacak. İnşallah Eylül ayı itibariyle de orada kazma, ilk kazma vurularak çalışmalara başlanacak. Yine değerli dostlarım, Büyükşehir Belediyesi'nin ve bizim ortak hedeflerimiz doğrultusunda Ayamama Deresi'nin etrafının rehabilitasyonu, rekreasyonu ve düzenlenmesi konusunda çalışmalar başladı. Bu anlamda İSKİ ile ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Park Bahçeler ve Peyzaj çalışma gruplarıyla ortak çalışmalarımızı başlattık ve önemli mesafeler kat ettik. İnşallah 1,5 yıl içinde, en geç 2021 yılı sonu itibariyle Ayamama Deresi'nin rehabilitasyonunu tamamlamış, rekreasyonunu tamamlamış ve İstanbul'un en önemli yaşam vadilerinden biri haline getirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, o bölgede sivrisinekle mücadele konusunda haklı olarak yurttaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda çok ciddi bataklığı kurutmak, sivrisinekle daha larva döneminde mücadele etmek maksadıyla çok önemli çalışmaları yaptık. Geçmiş yıllara oranla bu yıl çok daha başarılı, sivrisinekle, haşerayla, zirai ve veteriner ilaçlamasıyla ilgili başarıları sağlamaya özen gösterdik. Yine değerli arkadaşlarım, 2019 seçim satımı halinde yurttaşlarımıza verdiğimiz söz gereğince kabasını tamamladığımız ama mali sorunlarımız nedeniyle ince iş uygulamasına başlayamadığımız Bakırköy Belediyesi Hizmet Binası'nın çalışmalarına başladık. Bununla ilgili olarak proje aşamasını tamamladık. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkarak en geç bir yıl içinde Bakırköy Belediyesi Hizmet Binası'nı da tamamlamış olacağız ve halkımızın hizmetine orada bir yaşam alanı olarak altında iki kat otoparkıyla bölge halkına hizmet eden, içinde kreşiyle, sanat galerisiyle, müzesiyle
yaşayan bir binayı yurttaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Çok değerli dostlarım, bu maksatla Bakırköy Belediyesi olarak sürdürdüğümüz gerek altyapı gerek üst yapı çalışmalarına hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz sizlerin de desteğiyle. Çok kıymetli meclis üyeleri, çok değerli basın mensupları, yeni bir döneme başlarken inşallah yeni seçilen ihtisas komisyonundaki arkadaşlarımızın da gayretiyle geçmişte edindiğimiz tecrübeleri bir kat daha faaliyetlerimizi olumlu yönde arttıran çalışmalarımızı sürdürmeye özen göstereceğiz. Zor günlerden geçiyoruz. Daha çok birlik ve dayanışma içinde olduğumuz günlerden geçiyoruz. Ama ülkemiz büyüktür, halkımız güçlüdür. Bu zor günleri de el birliğiyle aşacağız.